Vaktiyle kendilerini ilerici sayan bazı tipler beni kötülemek için fikirlerime fikirle karşı çıkmazlardı da şahsıma çatarlar ve bu arada beni kibirlilikle, kendimi büyük görmekle suçlandırırlardı. Mesela bunlardan hürmetli Cebiri şöyle demişti bana: "Sen majüskülle yazılmış bir bensin." Başka biri de entertip yerine kasa harflerinin kullanıldığı bir matbaada ben kelimesini terkip eden B, E ve N harflerini tüketecek kadar ben lafzını yazdığımdan bahsetmişti. Efendim ve mürşidim Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin evliya sıfatları hakkında muazzam bir sözü vardır: "Mevzunu bulamaz ki ben diyebilsin." Veli, ben mefhumunun mevzunu bulamayacak kadar yükseklerdedir. Fakat biz ki alçaklardayız ve bu afetin ahtapot gibi her koluyla sarılıyız. Her an, her fiilimizle Allah'a sığınmaktan ve benlik yılanını ezmeye çalışmaktan gayri bir cehde malik olmamak mevkiindeyiz. Böyleyken ve kendimizi en hakir müminin ayağındaki tozdan daha hakir görmeye çalışırken, başta küfür ve dalalet örnekleri bulunmak üzere kibir satanlara, kendilerini bir şey sananlara ve sapıklıkları içinde mağrur ve mesut yaşayanlara karşı da mukaddes şeriattan aldığımız emirle tepeden bakmayı ve kırıp dökücü olmayı ihmal edemeyiz. Bu halede ene ben tavrı değil, prensip ve hakikate bağlı otorite edası derler ve aradaki ince farkı ancak derin ve gerçek mümin kestirebilir. Buhara'dan kalkıp gelmiş, her biri seyyid ve şehzade, irşat isteklilerine, "Sizi kendimden başka irşada ehil kimse göremiyorum" buyuran çoban, büyük veli zengi ata, kibirli ve benlikçi miydi? Bu yazıyı küfür ve dalalet bedbahlarından sonra şimdi bana benlikçilik isnadına kalkışan ve sapık yollarını beğenmediğim için çırpınan bazı sözde Müslümanlara ithaf ve hakkımı gerçek ve derin müminlere havale ediyorum. "Kibirliye kibretmek sadakadır" hadisinin nuru içinde Allah diyen çobanın ayak tozundan adi gördüğümüz nefsimizi, kimlerin ve nelerin üstünde kabul ettiğimizi takdir hakkı gerçek ve derin mümine aittir. Ben dünyanın en üstün adamı olmak isterdim. Onun ümmetinden en hakir ferde ait dereceyi belirtmek, onun ümmetinden olmanın şeref payını göstermek için.